Ne kedisi? İçeride mi, dışarıda mı? Bu kedi sesi değil ki. Kedi sesi? Hayır ya, video. Adam, şuradaki adam video izliyordu ya. Neyse, dur. Şimdi bir dakika. Biz yine bir yere gidiyoruz. Bilin bakalım bu sefer nereye? Tabii ki başlıktan da anladığınız üzere. Nereydi? Alaçatı. Tamam. Çeşme, Alaçatı ve Sığacağı gidiyoruz. Üçünü aynı anda gideceğiz. Yine turla gidiyoruz. Annem, babam götürüyor bu sefer. Çünkü çok karanlık, inanılmaz sokaklar falan. Zaten hiç yürünecek kafama su damladı. Altından geçti. Sana yemin ediyorum kafama su damladı. Wow. İşte hep beni buluyor. Yok. Sıralama Çeşme Alaçatı Sığacık değil de Sığacık Alaçatı Çeşme şeklinde olacakmış. İşte dediğim gibi yine turla gidiyoruz. Günübirlik. Gece 1.30'da yatıp 2'de anca uyuyabildim. Sabahta 3, sabah dediğime bakmayın, 1 saat sonra tekrar uyandım. 3.45 gibi tekrar uyanmak zorunda kaldım. Hazırlandık. Küçük bir sandviç geceden hazırlamıştım. Hemen onu falan yedim, hazırlandım. Şimdi gidiyoruz otobüse doğru. Orada görüşürüz. Zaten çok karanlık, hiç gözükmüyorum bile. Az önce de ezanı dinledik. Bu arada çok soğuk bana göre. O yüzden hemen montumu giydim. Bu sefer gömlekle falan uğraşmadım, direkt mont aldım. Neyse, orada açayım kamerayı. Yolculuğun nasıl? İyi de sabah sabah biraz uykum var. Vallahi benim de öyle, gece hiç uyumadık. Neyse dur şimdi. Uykuyu boş ver. İnanılmaz güzel bir şelde durduk. Niye bu kadar övdüm biliyor musun? İçerisi muazzam. Gerçek hayatta mı? Merkezde böyle bir yer olsa full buradan alışveriş yaparım. O derece güzeldi. Durup dururken şeli övdüm. Bari reklam versin de. Hadi gidelim mi? Burası şel mi bu arada? Yanlış bir yeri de övmüş oldum. Neyse, güzel geçiyor yolculuğumuz. Ben beğendim ya. Ben uyuyorum zaten. Gidelim. Otobüs değil, dolmuş. Yok, şey. Şel değil mi? Neyse, oturalım mı? Oturalım. Hadi. Ben de kafamı çarptım. Niye hep burnum gibi bir bunlar benim? Neredeyiz? Sadece. Nerede? Yazacaktım ama neyse, gel. Sarı mendili takip ediyoruz, tamam mı? Bugün siyah kurdelemiz yok, sarı mendilimiz var. Şu an ilk durak noktamız Sığacık'tayız. Sığacık öncelikle İzmir'in Seferihisar ilçesinin bir mahallesidir. Bölgedeki en eski yerleşme baktığımız zaman M.Ö. 2000'li yıllara dayandığını biliyoruz. Akıllardan kaçan Giritler tarafından bir yerleşme oluşturuluyor. M.Ö. 2000'li yıllarda, yani bu demek oluyor ki burası 4000 yıldır bir İslam merkezi. Tabii ki burada en önemli yapılardan bir tanesi kale. Kaleden bahsedecek olursak, bu şehrin aslında ilk kuruluşundan çok daha uzun yıllar sonra, ta ki Osmanlı dönemine dayanıyor. 16. yüzyılda 1521-1522 tarihleri arasında Kanuni Sultan Süleyman'ın buyruğuyla Rodos seferine hazırlık olarak yaptırılıyor Parlak Mustafa Paşa tarafından. Kale aslında buraya yaptırılırken, şimdi birçok şehirde kale var bildiğiniz gibi ve neredeyse hepsinin amacı şehrin savunmasını elde tutmaktır. Ancak buraya yapılan kale savunmayı sağlamaktan ziyade bir deniz üssü merkezi olarak kullanılmak üzere yapılmış ve kale yapıldıktan sonra bir müddette gümrük kontrol merkezi olarak kullanılmış. Kalenin yapımından sonra yine burası ticari anlamda da canlanmış. Buzulmaz ve kuru meyve ticaretinde önde gelen noktalardan bir tanesi haline
gelmiş. O şeye taksan ben seni çekerim yani. Dur, araçlara doğru beni itme. Şuradan kenardan yürüyelim. Ezilirim yoksa. Bak bu da dönecek. Kaleye giriyoruz şimdi, bir saniye. Aa, girmiyormuşuz kız. Bura ne? Giriş. Çok, yine burada da çok güzel sokaklar. Ay ne oluyor, kediler kafayı yemiş. Yolculuğun nasıl geçti? Berbat. Berbat. Çünkü o küçük otobüs dolmuşçukların en arkasındaki dörtlü sırada oturuyoruz. Ve bildiğiniz teker üstü. Bu o kadar rahatsız edici bir şey ki anlatamam. Uyumak istiyorsun, uyuyamıyorsun. Asla güzel bir manzaran yok. Çünkü önünü o arkadaki şey kapatıyor falan. Saçma sapan bir şey. Herkes, sen de yüksekte oturuyorsun, yolu da göremiyorsun. Falan filan, bu kadar. Kötüledikten sonra... Şu güzelliklere bak. Şu güzelliklere geçelim aynen. Evet. Yine sokaklar muhteşem zaten. Evet. Dur, kolum ağrıdı. Şey, taksan ağrımayacak. Takacağım. Şunlara bak yine. Neyler? Nevşehir'deki taş evler. Çok şirin, evet. Bu arada söylemeyi unuttum. Bugün böyle giyindim. Bugün soğuk olduğu için direkt montumla başladım güne. Canlı müzik de varmış. Biz buraları yine gezeriz. Ara sokaklar falan. Gireriz, oralara da gireriz. Baksana evleri çok tatlı. Kiralıkmış, alalım. Kahvaltı falan veriyorlar bak. Nereye gösterdin bana? Şurayı gösterdim. Otel motel diyor burada. Tamam da kahvaltı var diyor. Kedileri nasıl acaba? Kaçak, kediler kaçak. Zeytin yağlı günlere geldik. Anne bu ne? Oh çok güzel. Bunlar. Çok güzel kokuyor. Alsaydın bir tane bundan dönüşte. Hı hı. Evet, bir tane alacağım ondan. Ben yiyecek bir şey almayacağım. 2 dakika hemen çatalar alacağım. Cheesecake falan var. Buralardan alsak mı? Ne yapsak? Okay, when you will buy it, like, vardır bence. Zaten sonra alacağım. Şurada güzel kahvaltı yapsam. Anneniz. Harika. Olur, burada yapalım anne. Olur mu? Burası kaleymiş. Birazdan kalenin içine doğru ilerliyoruz. Tam böyle limanda. Değil mi anne? Evet anne. Kahvaltı yapmazsam kendime gelemiyorum. Çay içmem lazım. Vallahi benim. Bir şeyler yemem lazım. Gecenin 3.30'undan beri ayaktayız. Ve şu an kaleyi gezip hemen bir kahvaltı. Evet, çünkü kahvaltısız gerçekten ben otobüsü uyukladım. Annem de sen yani yaşıyordu ama. Yaşıyordu ama sessiz yaşıyordu. Sessizdi yani. Buralarda çok güzel kafeler var. Gelip buralarda bir şeyler yemek lazım. Gerçekten insan kendine gelmeyince sabah uyanamayınca çok kötü oluyor ya. Burada da hep damla sakızlı şeyler var diyorduk değil mi? Hı hı. Şu çiçeklerle çok güzel oldun. Ben de bu güzel çiçeklerle çekilmek istiyorum.
Pazar mı? Aynı içeride de çıkış var ama oradan bir çıkış daha var. Gel yani bir de pazarı gezelim. Pazarsa eğer. Oo, gezmeyelim. Burası çok karışacak. Evet. Gel gel, burası buradan çıkalım. Pazar. Aynen. Bu ne? Şişt. Ay korktum Allah. Bu. Gel pis 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 pis. Gel gel, dövüyorum gel. Hmm. Buranın kedileri de demek ki şey değil. Arsız. Evet. Bozcaada'nın kedileri gibiymiş. Aa, burada ana bir yediriyorsunuz. Ne diyorsun? Böyle bir şey mi? Ev yapımı bir şey mi yiyelim? Yoksa kafe gibi bir yere mi oturalım? Vallahi bilmiyorum ki. Az önce turla beraber kaleye geçtik. Kale dediği yer sanırım yıkık olan yer. Çektim az önce. Tam böyle kale gibi normal kalmamış. Kimse de yeniletmemiş belli ki. Yıkıntı olarak kalmış. Onun içerisinde pazar vardı. Diğer yan taraftaki sokakları gezeceğiz birazdan. Ama önce gerçekten karnımızı doyurmamız lazım. Yoksa kendimize gelemeyeceğiz. İkimiz de, annem de ben de kafayı yemiş durumdayız. Sipariş etti. Kahvaltı tabağı. Ne kadarmış fiyatı peki? 80 lira. Peki benim menemenim ne kadarmış? Sana sormam. 40 lira. 40 lira. Peki benim çayım ne kadar? Bilmiyorum. 10 lira. Şöyle annemle kahvaltı tabağını bölüştük. Ben de menemen istedim. Menemen de bölüştük. Çay sipariş ettim. Teşekkürler. Sağ ol. Bu kadar. Geliyor musun anne? Baklava yiyecek miyim? Baklava. Bilmem, istiyor musun baklava?
Bir tane küçüğünü ben yiyelim. Birer tane. Olmaz mı? Olur. Bak be. Olmaz mı Reynim? Bu ayrı bir tatlıdır. Şu lazım değil. Tatlı mı? Yok. Amca, bu da benim adı. İçi şeyli bunun. Bu ben nasıl kıymalı? Patçak gibi, patçak. Bakın, sokaklar ne kadar güzel ya. Ama biraz fazla darmış. Geçemedim. Bayağı burada elde insanların içine çiçek dolduruyorlardı. Evet, bizim çiçekten. 60. Çok güzel. Anne sen de bir karar ver. Buradan mı alalım, oraya mı gidelim dedik. Baklava yiyecek miyiz bir tane? Baklava bulalım da yiyelim bir tane. Nerede var? Ha burada börek var. Aa, orada da börekti çoğu. Ben bundan alacağım, sen bundan al. Bak burada naz böreği. Evet. Hadi yürüyelim artık. Çıkalım buradan bir. Evet bence de. Hadi o tatlıyı da yiyelim. Magneti buradan almayacağım, Alaçatı'dan alacağım. Tamam. Dökülecek gibi gözüküyor. Bak şuradan kırılacak gibi. İnanılmaz gözüküyor. Yumuşak bir şey. Seninki nasıl? Güzel. Tadı çok hafif. Benimki de çok güzel. Çünkü el yapımıymış. Yedikçe damak da dağılıyor. Dökülecek, kırılacak bak. Şuradan kırıldı. Aynı duruyor. Vallahi kırık. İnanmazsan inanma. Dünyanın en abartan insanısın. Çok beğendim. Ellemiyoruz. Bak şu ellerini uzatma. Ellemiyoruz. Çok yaşa. Bak. Aa evet. Sorsak mı ne kadar? Askılı fırça ne kadar acaba? Büyükleri 125 lira, küçükleri 85 lira. Bura ne böyle? Ne kadar güzel. Sokaklar çok tatlı. Evet, evler de çok güzel. Evler de çok güzel. Güzel mi ki buralar? Monza House diyor. Uf, çok şirin. Biz böyle gidiyoruz ama yine kaçırmayalım yerimizi. Yok. Tamam mı? Çok güzel. Her yerde gerçekten el yapılmış şeyler satılıyor. İstediğiniz kadar, istemediğiniz kadar çeşit değil mi? Baklava, laz böreği. Keşke biz yemeseydik, kahvaltıda laz böreği yeseydik. Sadece? Evet. Anne keşkelerle yaşayamayız. Kahvaltı kahvaltı dedin. Tamam. Kahvaltı yedik. Bak laz böreği şimdi. Laz böreği istiyorsan Karadeniz'e git. Burada da yapıyorlar. Şuradaki elbiseler falan çok tatlı ya. Aa, şu elbiseyi beğendim bak. Güzel değil mi? Burada cam ürünler var. Hah güzel buraya çıktık. Aa. Yine mi çöp atamama krizi yaşıyoruz? Hayır hayır, yok elimizde poşetimiz var, ne atamıyoruz? Hadi, hayır yine çöp tenekesi bulamadık ya. Hayır, arıyoruz da bu aralarda olmadı. Bozcaada'da yaşadığımız çöp tenekesi krizini hatırlıyor musun? Evet. Orada benim anlattığım şey şu, burada diyorum,
çok ilginç baktığına. Diyorum ki burada çöp yok ve tuvalet yok diyorum. Hani çöp yok derken insanlar hiç sokaklarda çöp yokmuş gibi zannetmişler. Halbuki ben çöp kutusundan bahsediyorum. Çöp kutusunun olmayışından yakınıyordu. Çünkü çöp kutusuna çöp diyoruz biz. Siz niye demiyorsunuz? Şuraya gidiyor muyuz? Gidelim. Çok köpeğe bak, küçücük. Buranın kedileriyle muhatap olamadım. Butik otel kafeymiş burası. Duydun mu beni? Ne dedin? Evet. Buranın kedileriyle muhatap olamadım dedim. İşte önünde kedi. Aha, bir kediyle daha muhatap olmayı deniyorum. Beni çeker misin? Kedi, seni sevebilir miyim? Ay. Bak bu da öyle, gördün mü? Arsız ya. Demek ki buranın kedileri de muhatap olunacak türlerden değil. Ama hayvanlar haklı değil mi? Bir sürü insan gelip gidiyor. Şu kalabalığa baksana. Haklı olabilir de seveceğim yani sonuçta. Ezmeyeceğim ki. Olabilir. Girin. Manyak. Bacağıma ne saldırdı sonra? Benim de saldıracak gibi duruyordu. Evet. Nesi? Soru soruyoruz. Sorun var. Arkamda kimse yok değil mi? Şunları çeker misin? Çok güzel. Vaffle ve kurabiye varmış. Dondurma burada. Alalım mı? Ama şimdi mi? Neyse gel Alaçatı'da. Sen yemek istiyorsan ye. Yok yok, Alaçatı'da yeriz, gel. Burada fotoğraf istiyorum %100. Nerede? Burada anne. Ha burada. Bir tık acı. Keşke azıcık şeker atsam. Nasıl atacağım? Ne? Nasıl atacağım? Atamam işte. Bir şey diyeceğim. Çok güzel yerler var. Hadi bir an önce meydana çıkalım. Yine çöp kutusu yok. Burada da yok. Burada da yok. Problem yaşıyoruz çöp kutusuyla. Şuradan mıydı anne? Nereye gidiyorsun? Nerede? Şuradan mıydı? Soralım mıydı nereden gidiyor? Buradan değil miydi? Buradan mı çıkıyordu? Evet gel. Nereye geldik? Alaçatı. Hayır. Dur şöyle. Alaçatı. Lokanta falan. Deyor. Deyor.
Omzum düştü yemin ediyorum. Ver biraz daha taşıyayım sen çekil. Yok yok hayır öyle nereye değil. Nereye tak koluma tak. Gerçekten. Hayır. Nereden? Bu eziyeti sana yapmam. Palmiyeler ne kadar tatlı. Şuradan kaldırımdan gidelim. Niye? Gölgeden gidelim güneş yaktı. Sığacık'tan Alaçatı'ya geldiğimiz o bir saatlik süre zarfında dolmuşta bayıldım resmen. Evet kafan durmadı. Evet hiç durmadı. Düşüp düşüp duruyor. Uyuyacağım ben sana gülüyorum. Kötüsün işte. Kötücül kadın. Ne öptün be. Ne kuşusun sen? Ay önüne bak. Bak ne var burada. Ne? Neydi buranın adı? Yel değirmeni. Sen ha. Ne dedin? Yel değirmeni. Ha. Ne dediğini zannettim. Ben anlamadım ki. Aşktan yürekten. Seni inşallah inanmam. Şu anda İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı mahallesindeyiz. Alaçatı iki yönüyle aslında dikkat çeken mekanlardan bir tanesi. Birisi taş evleri ve sokaklarıyla, diğeri de yılın 365 günü rüzgar almasıyla ünlü. Bugün elektrik tribünleriyle enerji üretimi yapılıyor bu rüzgar sayesinde ve bir de spora katkısı var. Sörf yapmak için yılın her mevsimi uygun oluyor. Bugün bu avantajları olsa da daha önceki zamanlarda farklı avantajları bulunuyordu rüzgarın. Tam da karşınızda gördüğünüz değirmenler gibi. Un ve tahıl öğütme aslında işlemi için yel değirmenleri kullanılıyordu ki bu da rüzgar gücüyle aslında çalışan bir şey. Dönemin teknoloji harikası olarak görülen değirmenler şu anda günümüzde 4 tanesi ayakta. Daha önceki zamanlarda tabii ki daha çok vardı. Çünkü tüm üretim, bu konudaki üretim değirmenlerle birlikte yapılıyordu. Daha sonrasında tarihin anısını yaşatmak için 4 tanesi restore edilerek 1986 yılında gördüğünüz şekilde ayağa kaldırıldı ve bugün ziyaretçilere açık vaziyette. Alaçatı'dan bahsedecek olursak, Alaçatı dediğimiz gibi yılın her mevsimi rüzgar aldığı için özellikle sörf meraklılarının vazgeçemediği mekanlardan bir tanesi. Alaçatı'nın bilinen eski ismi Agrilya olarak geçer. Antik dönemdeki ismi Agrilya'dır. Daha sonra Osmanlı döneminde bir aşiretten ismini alarak Alacaat oluyor. Fakat o dönemde burada Rumlar ve Türkler de birlikte yaşadığı için, daha doğrusu o dönemde de birlikte yaşadığı için ve Rumca'da Alacaat kelimesinin telaffuzu zor olduğu için bir zaman sonra hem Türkçe'de hem de Rumca'da telaffuzu daha kolay olan Alaçatı ismini söylene söylene alıyor zaman içerisinde. Bir 5 dakika fotoğraf molası veriyoruz burada. Kuşlar çıldırdı. Önüne bak. Bu kuşların derdi ne? Tiyak tiyak tiyak. Gözükmüyorlardı. Evet. Törfün yapıldığı o küçük su birikintisinin olduğu, denizin olduğu kısmı görebiliyorsunuz. Ve Alaçatı'yı yukarıdan seyretme şansımız oluyor. Değirmenler bir tarafta, törfün yapıldığı taraf bir tarafta. Alaçatı tam ortada kalacak şekilde izleyebiliyorsunuz. Evet. Çeşme yazıyordu ama. Gratis'in dükkanına bak ne kadar güzel. Keşke evim olsa. Evet. Dalma sakızı dondurma falan var bak. Bence oraya gitmeliyiz. 1945 diyor çünkü. Gördüm. Ay. Abi durdum durdum gittim yine boşluğu buldum ya. Ama baksana. Ama gittim boşluğu buldum. Nasıl yaptım yine ben böyle bir şey ya? Böyle kahve yeriz bence. Allah Allah.
Bu tarafa. İçeride kilise kısmı var. İsterseniz görebilirsiniz. Çocuk zorba. Gördün mü çocuğu? Görmedim. Kız çocuğu zorba yetişiyor. Abisini dövüyordu manyak. O da ona vursun canım. Vursun. Camiye çevrilmesine karar verildi ve bu yüzden daha sonra ekleme olarak bir minare yapıldı. Tek şerefeli bir minare. Kilisenin kendisi moloz taştan yapılmışken minare kısmına dikkat ederseniz taşların özelliği daha farklı. Kesme taştan yapıldı. Kilise aslında tam bir hoşgörü sembolü diyebiliriz. Neden? Şu anda içerisinde hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar ibadet amaçlı kullanabiliyorlar. Bu yapıyı içerisinde bir perde var. Perdenin bir tarafı kilise, diğer tarafı cami şeklinde. Şimdi tabii kiliselerin duvarlarında aslında fresk dediğimiz resimler oluyor. Bunlar neler? İşte Hristiyanlık için önemli olan sahnelerin ya da sembollerin resimleri, renkli resimleri demek. Tabii bir kilisenin cami olarak kullanılabilmesi için bu resimlerin kapatılması gerekiyor öncelikle. Cumhuriyet döneminden itibaren camiye çevrildiğinde üzerleri boyandı. Ve daha sonrasında boyalı kısım kilise olarak tekrar bir kısmı açılmaya karar verilince bu boyalar kazındıktan sonra aslında boya muhafaza görevi gördüğü için çok sağlam bir şekilde ve renkli, canlı bir şekilde günümüze kadar ulaştığı görüldü. Ayrıca resimler Rönesans eğitimi almış bir ressam tarafından çizildiği için muazzam işçilik direkt olarak göze çarpabiliyor. Dediğimiz gibi kilisenin bugün için en önemli özelliği Müslümanların ve Hristiyanların ortak tek bir ibadet noktası olarak kullanabiliyor olması. Şimdi birazdan kiliseye giriş yapacağız. Kiliseye girerken caminin içinden geçeceğimiz için ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Annem de poşetiyle geldiği için poşetle gireceğiz. Ayakkabılarımızı alacağız. Bırak hadi. Ayakkabılarımızı dışarıda. Ayakkabını yerde koma aney. Ya yalandan gülüyorsun. Yalandan gülüyorsun. Yok gerçekten güldüm. Rica etsem şunu oraya tutabilir misiniz? Sağda merdivenler var. Kameraya çekmek istedim. Bak orada talimat var. Tamam. Camiye giremedik. Daha doğrusu camiye dediğime bakmayın, kilise tarafına geçemedik. Çünkü kilise tarafına caminin içinden geçildiği için biz de böyle giyinip kuşandığımız için maalesef bize izin vermediler. Orada da kıyafet, başörtü, etek falan veriyorlarmış ama sonuçta herkesin giydiği şeyi giymek ne derece temiz, titiz. O yüzden giymedik, giremedik. Oradaki o duvardaki resimleri çok merak ediyordum. Olsun, Ayvalık'takilere benziyorlarmış. Ayvalık'takileri görmüştük detaylı bir şekilde. Cunda'da olanları. Cunda'da değil, Ayvalık'ta olanları. Güzeldi. Bunlar da onlara benziyormuş. Ama üzüldüm bir tık. Şarjım bitiyor. Bir yere oturup telefonu şarj etmem lazım. Çok azıcık moralim bozuldu. Ama hemen toparlanıyoruz. Çok güzel bir güneş var. Herkes gölgede duruyor, ben güneşe geçtim. Aynaya bakacağım diye ıslandım. Şimdi kiliseye, camiye giremeyince Seyir Tepesi'ne çıkıyoruz. Nereydi? Seyir Tepesi miydi anne? Oradan Seyir Tepesi'nden şimdi çok güzel bir Alaçatı manzarası. Aynı zamanda sörfçüleri de göreceğiz. Şurası rüzgar sörfünün yapıldığı yermiş. Arka tarafında daha da fazlası varmış. Burası da Alaçatı.
Anne. Şurada bir yerde sörfçüler vardı. Şuralarda bir yerde. Hazır mıyız? Hazırız. Bu büyük an. Şu anda sakızlı muhallebiyi deneyeceğim. Sonunda. Alaçatı'nın ünlü sakızlı muhallebisini deniyorum. Hadi bakalım. Ben de şey gibi, Hatay sandıkçı gibi. İyi, hadi bir kurabiyenin tadına bak. Hadi ne? Kurabiye al. Hop. Bu ne kadardı? Sakızlı muhallebinin fiyatı 40 lira. Gayet de büyük bir porsiyon geldi. Sakızlı kurabiyenin fiyatı da 30 TL. 4 tane şeklinde geliyor. İkisi de inanılmaz. Eğer midemizde yer kalırsa bir de damla sakızlı Türk kahvesi içmeyi planlıyoruz. Damla sakızlı muhallebi inanılmaz bir damla sakızı orantısına sahip. Yumuşacık, ağızda böyle damakta inanılmaz bir yumuşaklık tat bırakıyor. Damla sakızlı kurabiye de ağızda böyle dağılıyor. Yani bir anda yok oluyor. Ama şöyle çok büyük parça atarsanız boğulursunuz. Benim az önce boğulduğum gibi. Hala kemçikliyorsun. Nasıl? Çok güzel. Muhallebin nasıldı? Harika. Değil mi? Hep hayalini kurmuştum. Burada yemek için. Müthiş. Gerçekten inanılmaz. Kurabiyeye ekstra bayıldım. Annem de muhallebiyi çok sever de. Ben de kurabiyeyi ekstra bayıldım. Bu damakta dağılışı... Perfect. Oo, İngilizcen süpermiş. Perfect. Şimdi de damla sakızlı Türk kahvesi söyledik. Gelsin de içelim. Şimdi de telefonu şarja taktım da prizin yanında oturuyorum. Bu kadar ya. Başka da bir şey yok. Damla sakızlı Türk kahvesini de birazdan beraber deneyeceğiz. Neden sürekli damla sakızlı? Çünkü Alaçatı'nın en ünlü, meşhur ürünleri hepsi damla sakızıyla yapılıyor. Annem de bunları araştırmış, gelmiş bize de denemek düşüyor. Değil mi kız? Yes. İyice şımardın ha. İyice şımardın ha. Evet, evet. Bir de bir topta damla sakızı dondurma söyleyeyim. Ondan sonra tatlalıkları boyla yap. Sonra bu içimiz dışımız damla sakızı. Ya bronzlaştın mı ya? Ha? Hiç bronzlaşmış gibi görünmüyorum ama makyajım gitti. Yanağıma sürdüğüm o Maybelline Cheek Hit var ya, Allah kahretmesin onu. Katman katman sürdüm, 3 kat sürdüm çıkmadan önce. Ne güzel pembeydi, gitmiş. Yok, nerede bu ya? Yok yani. Highlighter'ım duruyor ama. Buradaki highlighter bile gitmiş. Allah'tan göz makyajım duruyor. Çillerim yine kahverengileşmiş. Yine görünmeye başlamışlar. Çok mutlu oluyorum böyle çillerim gözüktüğü zaman. Şöyle bir de yakın çekim alayım da. Şöyle yapacağım bir saniye. Deneme yanılma. Tamamı ben de yapıştırdım. Böyle çok iyi oldu. Çok güzel. Tavsiye ediyorum. Şuradaki çiçeklerde fotoğraf çekmeye gidiyoruz. Maksat mutlu olsun. Ne diyorsun? Duydun mu? Yani. Şu evi çek bak, konak. Oo. Asmalı konak değil mi o? Ben
Ya sen de her şeyi rüyanda görün. Yürü git. Yürü git. Şey mi anne, başlıyor muyuz? Ne? Irmağının akışına. Çok iyi. Ama bak bak. Yavruyken alıp yanında yetiştiriyor ve daha sonra böyle de önemli bir mevkiye sahipken bu duyulunca ve görülünce aslında Avrupalı ressamların tablolarına dahi konu oluyor. Yine bölgenin sembollerinden bir tanesi olduğu için onun da heykelini burada görüyorsunuz. Anne burada bir foto. Benim sayemde ücretsiz geziyorsunuz ha. Biz verdik 120 lirayı. Bunlar cam kaplarmış. Çok detaya girmeme gerek yok ya. Dur geliyorum bir saniye. Bunlar aa, neymiş? Şeyler falan var. Sikke salonuymuş zaten orası. Sikke salonu mu? Bir daha söyle. Sikke salonu. Sikke salonu. Ne denir ki buraya? Ya tamam doğru canım. Kandiller. Kandilmiş bunlar. Kandil mi? Evet kandilmiş. Kandil dediğimiz şey şu içerisine gaz yağı doldurup yaktığımız şeyler evet, mi evet. Oluyor? Evet. Çok iyi. Bu en sevdiğim yere geldik. Hadi bakayım. Heykeller. Aynen. Bakar mısın şuna? Güzel ya. İnanmıyorum. Bir saniye elbisenin detayına bak. Elbisenin detayları bile var. Selam olsun gençler. Sırtın sanki çeşmeye su dökmüş. Aa! İnanmıyorum. Tuvalet Osmanlı döneminde. Wow. Mezar taşı. Bura ne? Umur Bey Kulesi diyor. Buraya mı gireceğiz yoksa buraya mı gireceğiz? Vay canına. Vay be. Şu güzelliğe bak çek. Abi bu ne? Bu nasıl bir güzellik? Ne kadar güzel bir şey. İnanmıyorum. Güneşin denizdeki pırtısına bak. Tepeye çıkacak mıyız? Evet. Aman. Amanı yok bu işin. Ben de yoruldum ama emin olabilirsin her şeye değiyor şu an benim için. Şu küçücük pencerelere bile değiyor. Şu taşların tek tek ilmek ilmek işlenmesine bak. Bu bir kale. Teker teker insanlar elleriyle yaptı bunları. Şu güzelliğe bak. Orada evden hem de deniz, bunları en üstten tekrar çekeceğim ama. Aynen öyle. Dikkat et.
güzel korna çal. Korna mı? Düdük mü? Neyse işte. Tamam gel, böyle gel, böyle gel işte. Ay. Ya of anne ya. Amfi tiyatromuza hoş geldiniz. Şimdi annem size en güzel türküsünü söyleyecek. Türkü dedim ayol. Ne türküsü ben bilmiyorum. Türkiye'm ölürüm Türkiye. Oha yankıya bak. Kahkaham yeterince yüksek değilmişçesine bir de tiyatroda duyuldu. Suskı. Bura neymiş? Kimi kitlemişler bu kuleye? Burası duyuru yapmak için. Bir. Buradan aşağı mı iniyoruz? Evet. Gel. Çantayı çok ağır hanım. Biliyorum. Ya, alacağım şimdi. Gel bir de şurayı gezelim nereyse oraya. Çok güzel, cami gibi, şey gibi. Anne bu taraf cami galiba, bu da minare. Cami. Evet. Cami, ayağımızı basmayan. Aynen, orada zaten şey var. Seccade. Seccade var. Heh, doğru biliyormuşum ismini. Hop. Buradan da oraya çıkıyor. Aynı yere çıkıyor oralar. Ah, buradan caminin şeysi var, evet. Minaresine çıkan yol var. Ah. Ver. Hadi gel. Hadi gidelim artık. Ne tarafını? Tamam. Oy evet. Ben bir şey ellemiyorum. Bak gördün mü? Onlar ne? Şey. Toplar tutan şeyler. Vallahi bilmiyorum annem. Hadi daha yemek yiyeceğiz. Kahve falan da var bak burada. Ben şöyle azıcık daha devam ediyorum kaleyi çekmeye. Konuşamadım daha yok. Kaleyi çekmeye devam burası, ediyorum. Çok hoş görünüyor burası çünkü. Burası neresi ki? Barbaros Kulesi diyor. Bu da ayrı bir kule. Yani sürekli bu yüksek noktalara birilerinin isimlerini verip kule demişler. Çıksana be. Çıkıp oralarda güzel güzel noktalardan bakıp fotoğraf çekebiliyorsunuz. Çok güzel yerler var. Eğer ki buraya gelirseniz, bak bunu söylemeyi unutmuştum. Eğer ki Çeşme'ye gelirseniz mutlaka Çeşme Kalesi'ni gezin. Geldim. Gelin. Çapa. Bak bunların topları demiştim. Çapası. Ne kadar büyük. Çıkmış mıydık? Çıkmadık biz. Hayır, oralara. Hayır çıkmadık, bir saniye. Bir çekil anne kadrajımdan artık ya. Bak daha ilerisi var, ilerisi. Demek kale buradan savunuluyordu. Herhangi bir istilada buradan gülleler yardımıyla, toplar yardımıyla kalemizi savunuyoruz. Wow. Çok güzel. Çok güzelmiş. Oh, burada ne güzel klima var. İngilizler değil mi? Evet. İngilizler. Şurada bizim Türkler. Bu İngilizlerin üniformalarını da ezberledik artık. Hint filmi izleyince. Aa Rusmuş anne. Ne? Evet. Rusmuş. Doğru ya, burası Rus şeyi. Deniz Savaşı. Of tipe bak ya, bu yana kurban. Hiç hoş bir görüntü değil tabii ki savaş ortamları. Sen neredesin? Dayı. Ruslarla yapılan savaş bak 1770 evet, evet. Yılı. Neden İngiliz kıyafetlerine benziyorduk ya? Bilmiyorum ki. Şurayı şöyle, peki bir saniye. Geç. Şurayı şöyle bir çekeyim de okumak isteyen olursa durdurup okusun. Oo. Oo. Çok güzel. Balıklar da var. Woo! Wow, geldi. Thank you.
bir yerdeyiz şu an. Haksız mıyım? Evet. Hadi ya, yemeğim nerede? Yemeğim verin. Ansi balavida. Eyvah, şey yiyeceğim. Ama yine de çekeceğim. Üstüne mi koyarsın? Her neyse, bize acilen yemek lazım. Çünkü 5.45'te toplanmamız lazım. Tekrar otobüse geçmemiz gerekiyor. O yüzden tam şu anda bize yemeğimizin gelmesi gerekiyor. Pizza söyledik 154 lira. Ben soda söyledim meyveli 20 lira. Annem ayran söyledi. İçinde nane ile beraber geldi. O da 20 lira. Az önce Mado'ya oturduk şu ileride. Hiç yiyecek düzgün bir şey göremedim. Yani pizza çeşitleri, gözleme çeşitleri, pide çeşitleri vesaire hiçbir şey doğru düzgün değildi. Hep bir mantı, hep bir içli köfte, hep bir böyle şeyli ağır yemekler vardı. İşte neyse böyle. Çok güzel bir yerde oturuyorum şu an. Çok güzel. Şu an Öztürk'teyiz. Şu anda müthiş bir yerdeyim. Çeşme de inanılmaz güzel. Şarjım çok az olduğu için çok az konuşabiliyorum. Bugün zaten çok hızlı geçti. Şarjımı doldurabileceğim hiçbir yer bulamadım doğru düzgün. Bir şekilde konuşacağım ama. Bugün günü bir şekilde anlatmam lazım, yoksa içimde kalır bu benim. Sonunda bebeğimiz geldi. Bu ne ya? Nasıl yiyeceğiz bunu şimdi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi sen bakalım. Şey ver telefonunu. Bin çatalla bıçakla yenmedik bir pizza. O zaman yiyeceğiz. Çatal bıçak yiyeceğiz, başka türlü olmaz. Çünkü böyle geldi ya. Servisini yapmamız lazım bu şekilde. Evet. Bir saniye. İnşallah pişmiştir etler. Pişmediyse de göm gitsin. Söyleyeceğim, çok şöyle iyi. Şöyle bakayım. Çok iyi. Ama bunu nasıl yiyeceğim? Çok bir fikrim yok. Ay ne oluyor, ne oluyor? Saçımı başımı açtım artık. Baş ağrısı girdi. İnanılmaz sıkmışım saçımı da. Ayıp dur söylemesi. Her neyse. Beni boş verin. Şimdi biz Manisa Devlet Hastanesi'ndeyiz. Çünkü otobüsten birisi rahatsızlandı. Şey oldu. Ne derler ona? Klima mı çarpmış yoksa güneş mi çarpmış bilmiyoruz. İnsan tabii kötü olunca. Bayağı hastanelik oldu, onu şimdi getirdik. Onu bekliyoruz, iğne falan vuracaklar galiba. Ben de artık baygınlık geçirmek üzereyim, kulaklarım falan dolu yani artık. Bittim yani, saçımı başımı falan açtım. Perişan oldum, küpeleri, yüzükleri her şeyi attım. Bugün çok yorulduk, niye? Çünkü 3 yer gezmek çok gerçekten zordu. Bayağı zordu yani. Normalde tek bir yer olsa çat çat her yeri geziyorsun. Burada öyle değil. Bir oraya koş, bir buraya koş. Hem orayı hallet, hem burayı hallet. Çok zordu. Bir de süreli olduğu zaman 2 saat verildiğinde o 2 saatte ne yapacağını insan bilemiyor. Gerçekten hangi yere bakacaksın? Mesela Alaçatı'da biz daha o ara sokaklara giremeden bir sürü vakit geçti. Zaten hiç asla kedi için durmaya vaktim yoktu. Hiçbir kediyle muhatap olamadım. Ki zaten kediler benimle muhatap olmuyordu, çok agresiflerdi. Bozcaada'nın kedilerinden daha da agresif kediler vardı. Yemeği söyleyemedim, yemek çok güzeldi. Ama şey, yine vaktimiz olmadığı için maalesef apar topar şey yaptık. Yemeye çalıştık, bu sefer yiyemedik, paket yaptırdık, arabaya aldık. Ondan sonra... sonra işte... güzel konuşuyordum.
Neyse devam edeyim konuşmaya. Hiç anlatamadım. Sığacık nasıl, Alaçatı nasıl, Çeşme nasıl? Hiç asla konuşmaya fırsatım olmadı. Sığacık acayip rüzgarlıydı. Acayip rüzgarlı. Zaten Çeşme'nin, Alaçatı'nın full rüzgarlı olması. Bu Çeşme rüzgardan bayağı şey yapıyor. Ne derler? Kazanıyor. Hem para kazanıyor, hem müşteri kazanıyor, hem turist kazanıyor. Çünkü bayağı turistik bir durum. Dediği gibi sörf yapılabiliyor rüzgarla. Yel değirmenleri devam ediyor. Ondan sonra ne bileyim rüzgar gülleri falan vardı bir sürü. Boş yapmaya başladım şu an yorgunluktan. Sığacık çok esiyordu. Denizi temiz değildi, yosunluydu. Tekneler falan bayağı vardı. Güzeldi aslında, ben sevdim. Seferihisar'ın bir mahallesiymiş Sığacık. Alaçatı'yı çok beğendim. Bayağı güzeldi. Ama şeydi, çok pahalı. Yani aslında Çeşme komple pahalıydı da Alaçatı özellikle bir tık daha fazla pahalıydı. Ve çok kalabalık. İnanılmaz yabancı insan vardı. Her ırktan insan gördüm. Çok fazla İspanyol gördüm. O kadar fazla İspanyol vardı ki Alman çoktu. İspanyol'un yanı sıra Alman da çoktu. Ha, biz yemekte ne oldu? Biz sürekli garsona işte sipariş verdikten sonra hadi nerede kaldı, işte turlayız, yemeğimizin erken gelmesi lazım falan diyoruz. Ondan sonra sipariş verdikten sonra bir de telefonu şarja gönderdim. Ondan sonra tekrar yiyemedik, paket içinde olanı çağırdım. Ondan sonra bir de bir sürü tuvalet sorduk falan filan. Oğlan artık kafayı yedi bizimle uğraşmaktan. Ama ne yapacaksın, sormayacağım yani. İlk defa gitmişsin, kime soracaksın, garsona sormayacaksın da. Hem de senin dükkanında oturmuşum yani, yemek yiyorum, bir yardımcı ol. Boynum muhtemelen aşırı yanmış çünkü her dokunduğumda kaşınası geliyor, böyle kaşıdıkça da canım yanıyor. Annem diyor ki sırtım falan da kıpkırmızı, şu an gözükmüyor da. Ne kadar ilginç bir köpek suratı. Çok tatlıydı. Tabii siz göremediniz. Her neyse, yani bugünkü gezimizden çok aşırı memnun kaldım. Her ne kadar çok fazla hızlı hareket edip mecburen koşuşturmak zorunda kalsak da. Yani size tavsiyem, eğer bir turla bir yere gidiyorsanız bir tane yere gidin. 3 tane yere gittiğinizde hangi bir yeri gezeceğiniz, hangi yere uğrayacağınızı şaşırıyorsunuz. Alaçatı'da böyle çiçekler var. O çiçeklerin, ağaçların olduğu yerde 10 kişi sıra bekliyor fotoğraf çek. Ondan sonra kalabalığı anlatmaya çalışıyorum. Ondan sonra her yerde insanlar şeylerde sıra bekliyorlar. Fotoğraf çekmek için kapı önlerinde, pencere önlerinde, ayna kenarlarında, çiçeklerin yanında herkes, en az 10'ar tane kişi vardı. Yani kalabalık konusunda Çeşme'de, Alaçatı'da inanılmaz kalabalık. Pahalılık konusunda Bozcaada ile yarışıyor. Hatta Bozcaada'yı geç edebilir, öyle söyleyeyim. Kale çok güzeldi. Kalede gezmek için gelen insanlara 50 liraymış giriş. Eğer müze kart alırsanız müze kart 60 lira, girişiniz ücretsiz. Bir kere müze kart alıyorsunuz, bir yıllık kullanımı var. Kimliğinizi alıyor. Kimliğinizle beraber fotokopi gibi bir şekilde sizin adınıza kart çıkarıyor. 60 TL ama her Milli Eğitim Bakanlığı onaylama turu. Onu bilmiyorum ya. Onu hiç kullanmadım. Yine bilinçli bir sabote edildim. O müze kartı aldığınızda tüm Turizm Bakanlığı onaylı müzelerde ücretsiz giriş yapabiliyorsunuz. Bir kere sadece para veriyorsunuz. Pıs 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 pıs. Bakayım, yok. Marisa Kedis de kendini sevdirmedi. Pıs 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 pıs. Sevebilir miyim seni? Gel. Yok. Hiç boşuna da yorulmayayım yani. Kediler niye böyle ya? Ayvalık'ın kedileri müthişti. Ondan sonra yolculuk deseniz, sabah zaten baygınlık geçiriyordum. Kesinlikle kafam kalkmıyordu. Açlıktan geberiyordum. Bir saatlik uykuyla inanın 2 gündür ayaktayım. Yani sadece 1 saat uyudum. Dün birçok işim vardı. Spora dahil gittim. Akşam bile olsa sporumu da yaptım, geldim. Onun ardından 1 saatlik uykuyla kalkıp turumu da yaptım. Gerçekten artık aktifim. Ki ben
12'de uyanan bir insanım ve bu kadar uykusuzda nasıl dayandığım hakkında hiçbir fikrim yok. Şu anda da bu saçımı açmamın sebebi rahat uyuyabilmek artık. Topuz ensemde böyle uyumamı engelliyordu. Kapanışı da burada yapayım. Mükemmel bir gün geçirdim. Siz de benimle beraber vlogdaydınız. Bu yüzden videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Çektiğim fotoğrafları, reelsları görmek istiyorsanız Instagram adresimi mutlaka takip ediniz. Bu videodan sonra da bundan sonra artık düzenli bir şekilde film önerileri gelmeye devam edecek. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. İşte küçük bir kahvaltı. Kahvaltı değil, neydi? Sandviç. Elinle göster şurayı. Nereyi? Boşluğu anne şuradan. Ha. Tereyağını gömüyorum, sen de göm hadi. Şimdi gömüyorum ben de. Şunun önüne koysam ne olur? Tutar mı bunu? Aynen tuttu. Beni anne bana... Böyle mi bir şey istedin? Ne yapmaya... Evet bak. Anne ne yapmak istediğini anlamadım. Anne bir donatçı kalemiyiz. Merhaba. Aynen. Öyle değil, kapatayım. Bu tarafıma geçsene. Ne yapacaksın ev yemeğini anne? Bir şey yapacağım. Dur. Kanta. Good. Good. Ay. Ayakkabını yordan. Cunda'da olanları. Cunda'da değil. Ayvalık'ta olanları. Ay yamuk çekiyor. Oy. Neydi? Sakızlı kurabiye. Sakızlı kurabiye. Sakızlı kurabiyenin fiyatı. Bu da 4 parça. 4 parça mı? Kapatıyorum. Kapat. Anneme bak hala kemçikliyor. Ay. Oha. Abartmayalım. Allah. Merhaba. Sen beni versene. Hadi bakayım. Selfie çeken tipi çekiyorum. Wow. Aa bir dakika Michael Jackson çalıyor. Anlamadım. Anne sen elini pisletmeden beni çek istersen be. Çünkü otobüsten birisi... Yani ha kalede ne oldu? Müze kart almam. Yani... Gel. Ay. Yine hayvanat bahçesine dönecek benim vlog. Aa, mayın. O da içsin, bırak niye şey yaptın? Demek ki... Anne ben buradayım. Kedi bayılmış. Kediler gitti mi ya? Başka kedi yok mu?